Selamlar. Oyun indirimlerinde bu sefer farklı bir şeye bakıyorum. Yani bilgisayar oyunu değil, PlayStation hani bayağı büyük indirimler var çünkü PlayStation mesela hani başlayalım bakalım görün. Mesela FIFA 23 PS4 700 liradan 175 liraya ve 23 PS5 800 liradan 200 liraya inmiş. Sonra Call of Duty Modern Warfare 2 kasa sürümü diyor. Yani bu cümlenin ne olduğunu bilmiyorum bakın. Yani ben sadece PlayStation Store'da indirim olduğunu duydum bakayım dedim. 1500 liradan 1049 liraya inmiş. Hadi 1050 liradı. Dead Island 2 Deluxe Edition nesiller arası 749'dan 599'a inmiş. Az çok bildiğim oyunlara bakıyorum. Yani Need for Speed Unbound 1500 liradan 420 liraya inmiş. Sonra Football Manager 2023 konsol 500 liradan 250 liraya inmiş. Dead Space 1600'den 1120'ye inmiş. The Witcher 3 254 liradan 127 liraya inmiş ve hani burada mesela DLC'si mi var? Bu DLC'si mi oluyor? O da 135'ten 81'e inmiş. Sonra Far Cry yani tam sürüm edition'ı diyeyim. 959 liradan 287 liraya. Game of the Year Edition. Sadece Far Cry. Bu 5 ve 4'te. Bu da 5 ve 4'teymiş. 569 liradan 142 liraya inmiş. The Witcher Wild Hunt 169 liradan 101 liraya inmiş. Başka neler var bakalım. Beholder'un Digital Deluxe Edition 419 liraya inmiş 600 liradan. Sonra başka Sims. Sims şey yapmıyorum artık ben ya. Ha dur orada şey gördüm. Plague Tale 800 liradan 480 liraya inmiş. Watch Dogs Ultimate Edition 700 liradan 140 liraya inmiş. Assassin's Creed Origins 400 liradan 55 liraya inmiş. Bayağı sağlam bir indirim yemiş. Hatta Gold Edition daha iyi inmiş. Yani 359 liradan. Aslına bak. Gold Edition PS4 için olduğu için niye böyle? 400 liradan 55 lira yenmiş. Şu 359 lira. Ultimate Edition daha ucuz. İnç. Sniper Elite 5 789 liradan 394 liraya inmiş. Başka şey oyunlara bakıyorum hani az çok bilinen oyun mesela 400 liradan Farm Simulator Quake 279 280 liraya inmiş. Gas Station Simulator 150 liraya inmiş. Ama kadar çok uçtu oyun fiyatları ya. Nightlight 2 709 liradan 490 7 liraya inmiş. Şöyle bir 10 sayfasına bakalım ilk 10'a. Şöyle mi yapsak? Premium sürümler desek. Sen premium sürümleri göster bana. Daha tatlış oldu. Callisto Protocol Deluxe Edition. İkisinin arasındaki fark ne acaba? Deluxe Edition fiyat yanlışlığı var ya bir şey var yani. 399'a da inmiş. 490 449'a da inmiş. Far Cry yılın oyunu sürümü 87 Watch Dogs Legion Ultimate Edition 140 liraya. Snowrunner 100 liraya. Böyle yapmak, kısıtlamak daha güzel.
Ses ne ya? Amiler. Deadlop Deluxe Edition. 160 liraya. Astrena World. Oyuna bir bakabilir miyim? Ne oyunu? Merak ettim de. Böyle bak de. Steam'de falan var mı ona bakacağım. Ona bakmak istedim de. Şuna sonradan bakabilirim ya. Güzel oyuna benziyor. Başka. Başka bir oyun yok. Kaldır. Oyun paketi de bakayım ne verecek bize. Bunları veriyor. Yani biraz daha kısıtlamak iyi oluyor biliyor musun? Control Ultimate Edition 94-75'e inmiş. The Hunter Green Bundle 280 liraya inmiş. Resident Evil 2 109-110 liraya inmiş sayalım. Kena 170 lira inmiş. Başka. Train Simworld 3 139 liraya 140 liraya inmiş. Skyrim Anniversary Edition Fallout 4 GOTY Bundle 296 liraya inmiş. Öyle yap. Ne itfaiyecilik oyunu gibi bir şey, değil mi? 100 Everyday yok itfaiyecilik değil ne bu? 2-3 oyun birden dur. İçine bakabilir miyim bunların? For a Fight The Simulator Fight The Simulator Platinum Edition Reshief Bundle İmiş. Ya şu şey oyunu var. Eşme oyunlar. Ben sağlam indirimlerini bekliyordum. Ben bildiklerimi söylüyorum. Hani dikkatimi çekenleri de söylüyorum şimdi. Yalan yok. Direkt kendi sevdiğim tarz değil. Eksiklerim varsa yorumlarda zaten yazın. İşte şu oyunu niye söylemedin, bunu niye söylemedin diye. Başka öyle dikkat edeyim. Şu oyun bir şirin oyuna benziyor bak. Bu mesela tarzın bir oyun mu değil mi bilmiyorum. 55 liraya düşmüş. Oyun ne? Tam oyun paketi. Bitişsizliğe ulaşmak için engellere atlandığın oyunmuş. Değişik bir oyun. Ben böyle çok aşırı şey oyunları sevmiyorum ya. Başka. Başka. Mesela şu oyun şeye benziyor. Leg Edition diye bir oyun. 80 lira yemiş. Başka. Gözüme çarpan başka oyun yok. Neye bakalım? Harita neymiş? Haritayı merak ettim. Harita şeyden. Başka da bakacak bir şey yok herhalde. Böyle yapalım. Yapalım. Mesela 50 TL ile arası oyunlarda bakalım. Astro Oyunlar, Astro Oyunlar Lab. Güzel indirim var.
Far Cry 4 70 lira. The Point Campus Öğrenim Ruhlarım. Bu DLC'si mi acaba? Kaç ayında da buradan bakalım. Buster River Simulator. Contract Simulator. İlk 5 sayfasına bakalım. Cry'in şu neydi bunların adı? Kötülerin şeylerinde oynayabiliyoruz ya. Ben bunları aldım daha şu an Far Cry'yi birkaç bölüm çektim. Bir hata olmazsa eğer devamı da gelecek. Çünkü şu an oynamayı durdurdum onu başka oyunları çekiyorum. Adı nedir? Şu kötüleri de sonradan oynayacağım. Şu oyun hapishaneden kaçma oyunuydu herhalde. 58 liraya düşmüş. Başka. Alba. 75 lira. Before We Lay. 68, 69 lira. Bir sayfa daha bakalım. Profesyonel Consultant Simulator. Bu oyunlara bak ben seviyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Oyunlar çok güzel geliyor. Bu oyunlara da şey yapalım. Bu indirimler. PlayStation indirimleri bu kadar. Bir de Xbox Game Pass'e bakalım. Game Pass, Xbox Game Pass. Game Pass'e bakalım. Son eklenen oyunlar. The Blocker The Eye of the Lies Need for Speed Unbound Dordogne Room Factory 4 Sonra Anime is the Bunker I Hype Space Outlaw The Big Con Silers Disney'di 10 muydu? 10 Kar Mekanik 2021. Şu oyun çok güzele benziyor. Yani trendilik oyun. Türkiye yaması var mı yok mu bilmiyorum. Türkiye eklentisi yok diye hatırlıyorum. Yanlış olabilirim ama. Emin olamadım. Şu an bakacağım sonra. En sona bakacağım. Zaten bu ekleneli çok oldu. Bunlar bayağıdır eklenmiş oyunlar. Bunlar da Game Pass'e yakında gelecek oyunlar. Çıkacak oyunlar gösteriyor mu? Yakında çıkıyormuş. Road 96 DJ Max Empire of Sin Origi Omori Match Point Bunlar da çıkıyormuş. Şu oyunun Türkçesi var mı ona bakacağım tabi. Emin olamadım çünkü hani yalan bilgi vermeyelim, yanlış bilgi vermeyelim. Türkçesi varmış. Hani ses, alt yazı, ses hariç hepsi varmış. İyi. Ben bu oyunu yakında oynarım. Çok becerikli olur muyum bilmiyorum ama oynarım bunu. De Amazon Gaming Prime'a da bakalım. Oyun Prime ile güzel. Sınırlı süre. Nasıl ya anlamadım. Oyun içerikleri. Overwatch 2 var. Durun. Şöyle yapalım. Prey gelmiş. Oyun içerikler ayrı. Sonra Revit var. Neverwant. Aha, şu da var. Şu gog.com'a ekleyebiliyoruz. Bu da Goga. Goga. Şu Amazon'a. Şey Revit. Top Hunter Amazon'a. Steam World League 2 Amazon'a. The Spur Spy Amazon'a. Overtop Amazon. Ondan sonra Scoreball Amazon'a. Başka Outhont. Outhont Amazon'a ekleniyormuş. Şunlar zaten ben zamanında eklemiştim. Şu gelmişti öncesinde. Şeyi anlamadım ben. Şu ne? Oyun içeriklerinde artı 5 kademe
Bunun bir de oyun içerikleri var ya, az çok biliyorsunuzdur. Amazon bu yanı güzel. Yani fiyat arttı ama bu yanı çok güzel. Kampüse bak, araba gelmiş. Şunu almışım iyi. Şunu anlamadım. Şimdi Prime Day boyunca ücretsiz oyunlar ve oyun içeriklerinden oluşan Prime ile talep edin. Şunun ücretsiz içeriği gelecek. Öyle mi? Overwatch 2'nin de ücretsiz içeriği yani gelecek. Yani Dead by Daylight'a şey gelmiş. Bakayım alabiliyor mu? Direkt böyle alacağım. Yani burada da bu indirimler var. Yani nelere baktım? PlayStation Store oyunlarına baktım. Ondan sonra Game Pass'e neler gelecek ve neler çıkacak onlara baktım. Ve Prime Gaming oyunu neydi? Amazon Prime'deki haftalık oyunlara baktım. Bu bölümler de arada gelmeye başlayabilir. Yani %100 gelir demiyorum. Emin değilim çünkü yapamayabilirim. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.